Ben kendim marangozum Siirt'te. Ben Nevzat Yaşar. Bir gün şey geldi bir e, saat üç sırandaydı beni telefondan aradılar. Bilmediğim kişi dediler işte biz emniyetten arıyoruz. Filan e, şeyden tanıdığın var mı? Şu ismi Vural ama ismini unut hatırıma gelmiyor. Dedim evet bir ürün ne istiyorsun dedi işte senin kimliğini kullanmış başka yerde. Kendi fotoğrafını e, şey yapıştırmış kimliğine senin bas. Kimliğim bir yerde kaybetmiş, zelmi yok. kimliğim bir yerde kaybetmemişim. Kimliğim devamlı yanımda. Ya dedi işte senin kimliğin şeyindedir. Senin hangi banka çalışıyorsun? Dedim valla ben hal bankası önce şimdi Deniz Bank'la çalışıyorum. Paran var mı? Dedim valla bir miktar param var. Yani benim ödemeyenler, var. Ne zaman gitmişsin bankaya? Dedim valla filan. Ayın 15'iydi gittim bir yat, şeyim vardı, ödemem vardı yaptım. Ondan sonra bana gitmedim. Dedi evde paran var mı? Dedim ola evde para, bir miktar para var. Para dedim öyle şeyim yok. Altın mı dedim yok altın yok. Silah var mı? Dedim ola silah yok. Ne silahtan bahsediyorsun sen? Dedi yok muhakkak şey yapacaksın hemen yetiş gel eve. Evet, ben evim de, nerede olduğunu da söyledi. Bahçeli evde kalıyor dedi. Evet, bahçede kalıyorum. Şimdi bir baskın yapacağız. Yani bir durum olursa başka bir şey ya, yani yakalamamız için o silahları ben senin için söylüyorum yani o silahları da saklayın. Başka yere alın öyle bir şey yaptı beni şaşırtmaya şey yaptı. Bir baktım arkadaşlar da misafirlerim dedi kanda içeride ben dışarıda konuşuyordum. Valla bir baktım beni sıkıştırıyor çabuk eve gel çabuk ne zamana kadar gelebilirsin dedim valla 10-15 dakikada ancak yetişebilirim. Evim uzaktır. İşte bir taksiye bin şu bir, şey, bir telaşa getirdi. Baktım o esnada bizim imam var. Cami imamı çıktı dedi. Seyit ne mesele nedir? Dedim ona hocam bilmiyorum beni arıyorlar. Para dedi sakın kapat. Şey yap. Valla baktım kapatınca. Baktım onlar da sinyal sesleri geliyor. Polis şeyleri. Bu telsiz şeyleri. Allah dedim. Allah ben. Ama diyor ben kendisine dedim ya telefonu niye ka kapatmayayım? Hani bırakayım. Oraya kadar. Yok dedi hiç kapatma. Ben oradan şüphelendim. Hocam da bana yardımcı oldu. Ondan sonra misafirlerim de bana dedi. Yo, ne, sen ne, ne yapıyorsun? Ne kimle konuşuyorsun? Dedim vallahi bilmiyorum ben yani, yani. Bu kadar yani. Yani saf insanları da yani o kadar şey değil. Yani sırf ben bu çekimi yapmanız için yani vatandaşlarımız bilgisi olsun. Yani biz de yani buradan da akşama kadar çalışan bir kuruş kuruş için uğraşıyor bir şimdi çocukların nafakasını çıkarmak için gelip benim parama el koyacak. Benim yani haksızlık şey yapacak. Yani hoş bir şey değil. Fakat bu aynı emniyet güç şeyleri bize haberdar ediyorlar. Fakat o ona nazaran gene insanları şaşırtıyor. Biz bir cahil şey değiliz fakat bak milletin ne zalaya getiriyorlar. Yani biz bu şeyde bir sizin gelin burada çekim yapan için çok teşekkür ederim. Sırf yani vatandaşın bilgisi olsun. Yani şey değil hani günahtır. Adam gelip şey yapacak adam altınına şeyine sermayesine şeyine koyacak göz dikecek. Böyle insanlık değil. Bunlar bunlar vicdansızdırlar. Bunlarda Allah korkusu yok. Eğer Allah korkusu olsa bu şeyler hareketleri yap, lazım. Yani onlar insan değil. Onlar vicdansızdırlar. Onlar Allah'tan korkmuyorlar. Allah Teala yani hakkımızı onlardan alsın. Öyle kişilerin. Bir de önceden de iki kız çocuğu geldi. Dükkanın önünden geçti. Ben onlardan şüphelendim. Dedim böyle dükkandan geçti. Amca kolay gelsin böyle hoş bir şey oturttum dedim çay içi için. Baktılar benim numaramı benden aldılar. Ben onlardan şüpheleniyorum. İki kız çocuğu vardı. Benim misafirlerim de gördüler. Onlara da çay ikram ettim. Dedim yani yabancıdırlar. Böyle benim torum yaşında. Onlara da baktım amca numaranı ver. Benim şeyin öyle bir şeyin olursa İstanbul'da ben avukatım. Ben o kızın avukat olduğunu zaten ben inanmam o yaşta. Yani bak vatandaşın ne hale getiriyorlar. Bu sıkıntı dönemde. Yani yazıkız. kız. Yapmayın, etmeyin. Yani vatandaşın artık yan kesici adı Ama bu yan daha beterdir. Yani yaptığı olmuyor. Yani bizim emniyet güçlerimize biz, biz damlayı tembih ediyorlar. Vesas gönderiyorlar fakat ona nazaren bizi böyle telaşa getirdiler. Yani ben hayret kaldım. Yani yani bunlar şeytandan daha yani şeydiler. Yani şeytan şey ama bunlar şeytandan daha beter. Ya öyle bir şekilde getirdi beni şaşırttı. Yani rengim 10 türlü oldu. Yani ben şaşırdım hatta ben yani misafirle de sana ne oldu ya ben bilmiyorum beni arıyorlar eve baskın yapacaklar şu ben o, 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 konuda ben e, şaşırdım bir de bana diyor silah var mı bak 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 ne telaşıya getiriyor ne, ne konuları karıştırıyorlar e, kaç sefer böyle değişik şeylerde yapıyorlar bunu yani bu, bu Allah yamcımız olsun.